Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Yine böyle hayvanları indirdik. Kısa bir 10 dakika bir video çekelim dedik değerli dostlar. Yine bizim bu Arapçık değerli dostlar Ontopa melezi üreyde. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Değil mi kızım? Şöyle hayvanlarımızı saldık. Tosun bugün bütün gün rahat bırakmadı değerli dostlar. Rahat bırakmadı. Rahat durmuyor ama akşam içeriye koyacağım. Bakalım. Üreye gelmesi lazım. Neydi dostlar? Hamdiye. Yavrusu var zaten küçük bir tane. Hamdiye. Şöyle. Benim oğlum. Tosuncuğum. Evet dostlar şöyle. Malı indirdik zaten akşam saatti. Böyle kısa bir vlog çekelim değerli dostlar. Şöyle. Burada bozu kardeş de buralarda bir yerde. Çe. Değerli dostlar gerçekten kötü bir zaman. Bu sene mevsim baya bir kötü değerli dostlar. Hani şey falan yok. Ne diyeyim. O çok kötü değerli dostlar. Gerçekten kötü bir durumdayız. Allah herkese yardım etsin değerli dostlar. Bizim de yardımcımız olsun diyelim. Öyle. Diye durmuyor değerli dostlar da bakacağım eğer. Buraya gelmezse bağlayacağım. Bu sene hep satın alma yoluna gideceğiz değerli dostlar. Gerçekten çok kötü. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ne yapacağımızı bilmiyoruz değerli dostlar. Gerçekten üzücü bir şey. Gerçekten de üzücü bir şey. Bakacağız artık nasıl yapacağız, ne yapacağız değerli dostlar. Şöyle. Ta. Şu yukarıki tepedeyim değerli dostlar. Tam şu yukarıki tepedeydim. Oradan işte indirdim suya. Zaten akşam saati. Dedim biraz da böyle yayılsınlar. Önünü keseyim. Köyün yakınındayım zaten. Böyle kısa bir vlog çekiyorum değerli dostlar. Bakar mısınız o tabalar? Normalde böyleydi hep. Şöyle. Oralarda var tutuyorum. İşte bakalım bu da bizim Ontopon melezi değerli dostlar. Bir bu var. Bir de şu inek Ontopon kırmızı diğerlerde genelde. Bak arkada mal hala geliyor değerli dostlar. Ben malın önünü kestim. Arkadan daha devam ediyor. Geliyor. Şöyle sizlere gösterelim. Dedik. Bakalım ne yapacağız değerli dostlar şöyle. Hadi oğlum hadi. Hadi kızım. Böyle değerli dostlar. Bunu bugün bağlamam lazım değerli dostlar. Yapacak bir şey yok. Bakacağız artık. Yavaş aşağıda da saldım. İniyor. Artık yapacak bir şey yok değerli dostlar. Bu şimdi attı bırakmıyor. Ama yürüye gelmesi lazım. Şimdi 20 günde bir zaten hayvanlarda şu var değerli dostlar. 20 günde bir kızgınlık zamanları var. Kızgınlık zamanları var. 20 günde bir kızgınlar geliyorlar. Yani ya da bazen sürüyor. Bu da yeni davum yaptı. Sonra geç oldu mu danası küçük oluyor. Geç geliyor doğru değerli dostlar. Yani olmadı bağlıyorum değerli dostlar. Bir diğer bir videomda var. Onu bağlıyorum. 20 günde bir kızana geliyor değerli dostlar. Bu sene kaç tane? 4-5 tane danamız var. Bir tanesi yok değerli dostlar. 3-4 tanemiz var değerli dostlar. Yani bu sene hiçbir şey kurtarmadı değerli dostlar. Külden zarar. Zarardan başka bir şey değil. Yani en az bir bu sene 30 bin lira kazanmadı ki 30 bin lira değerli dostlar. Ot parası vereceğiz en az. Bakayım. 26-35 bin lira değerli dostlar. 40 bin lira sıraşmalaşıyor bu. 40 bin lira büyük. Gerçekten büyük bir para bizim için. Bizim için büyük para. Gerçekten zorlanacağız değerli dostlar. Zorlanacağız. Ondan sonra da işte et pahalı, süt pahalı, bilmem ne pahalı değerli dostlar. Çiftçinin işi gerçekten zor. Devletin de şimdi isyan ediyorum. Gerçekten de isyan ediyorum. Devletin herhangi bir katkısı da yok değerli dostlar. Hiçbir katkısı da yok. Verdikleri parayı da 10 katı da geri alıyorlar. Onu da verdikleri de yok zaten değerli dostlar. Hani sadece faizsiz
yem yardımı, şu bu ot yardımı istiyoruz değerli dostlar. Bir şey de istediğimiz yok, bunu da yapmıyor değerli dostlar gerçekten. Ankara'da dayınız olması lazım. Olmayınca sıkıntı. Değerli dostlar gerçekten. Ondan sonra da niye böyle, niye şöyle diye söylerler değerli dostlar. Niyesi de bu değerli dostlar. Her zaman ondan sonra da bana diyorlar ki sen siyaset yapıyorsun, şunu yapıyorsun. Ben siyaset falan yapmıyorum değerli dostlar. Bu siyaset mi? Yani zor durumda olmak, çiftçinin zor durumda olması siyaset mi? Sesini çıkarması siyaset mi değerli dostlar? Sizlerin takdirine bırakıyorum gerçekten. Siyasetse evet siyaset yapıyoruz çünkü boğuluyoruz değerli dostlar. Gerçekten boğuluyoruz, zor durumdayız yani. Hani saman 1400 lira ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? 1300 1400 saman mı olur değerli dostlar ya? Yani bu çok büyük bir rakam. Geçen sene 700 liraya aldığımız saman bu sene 1400, böyle bir şey kabullenemez değerli dostlar. %100 neden zam var? Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir zam oranı var değerli dostlar ya? Enflasyona dahil zam yapılır tamam da %100 zam böyle bir mantık yürütülebilir mi ya? Gerçekten. Devletin buna bir çözüm bulması lazım ya da bunun önünü kesmesi lazım. Bir şey yapması lazım. Böyle bir şey olamaz. Ya dostlar %100 zam oranı olabilir mi ya? Ben bunu anlamıyorum gerçekten. Anlamakta güç zorlanıyorum. Böyle bir zam oranı dünyanın hangi ülkesinde var acaba? Doğru ya. Doğru. Avrupa bizi kıskanıyor doğru. Kıskanıyor. Saman alamıyoruz yani dostlar. Avrupa bizi kıskanıyor. Artık diyecek bir şeyim yok yani hani bu çünkü bir noktaya kadar geldi mi insan isyan ediyor artık yani gerçekten isyan ediyor. Evet değerli dostlar şöyle devam edeceğiz, hayvan dedikle devam edeceğiz. Bu sene kötü bir sene, külden zarar. Seneye de Allah yardımcımız olsun diyoruz değerli dostlar, ne diyelim. Ahırda da devam edeceğim değerli dostlar, böyle bir çoban hayatı vlogu yapacağım sizlere. Böyle yine kısa bir içeride hem hayvanlar dalan var. Ha, öyle bir vlog yapacağım sizlere. Oğlum sen de Tosuncuk dişine göre oldu mu hopluyorsun zıplıyorsun. Senden biraz büyük oldu mu uğraştırıyorsun. Böyle bir dünya var mı ya? Evet değerli dostlar şöyle hayvanları getirdik köye doğru. Son dakikasını çekip şöyle birazdan da içeriden çekeceğiz bunları. Afiyet olsun. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Hadi. Bak hele ya harbiden. Evet değerli dostlar şöyle aynaları sürüyoruz. O orada ya o şey. Öyle gelmiş herhalde. Geldim gelmedi bilmiyorum da saatten beri peşinde de. En son o içeriye salarız ya. O nerede? O kırmızı kafa nerede? Allah'ın sersin ya. Hatta evet, dostlar şöyle sesini. Dostlarımsa. En son içeri doğru koyuyoruz. Birazdan. Bu da durma ayağını toparladı ya. Rahat durmuyor ki hafızı şey. Hangisi? Arap ya. İnek de üstüne atlıyor. Ayağını sakatladı. Hatta evet, dostlar şöyle. O bizim aşağıdan geliyordu ya. Geldi mi o şey? Kırmızı kafa. Özkan inek burada mı? He? Evet evet dostum şöyle. Evet evet dostlar iki tane aşağı inmiş. Sen ne olarak getirmiyorsun ya? Evet değerli dostlar şimdi içeri alacağız. İstanbulcular da gelmiş değerli dostlar. Selam olsun. Niye getirmiyorsun bana aşağıdan sen yardım eder ya? Getirdim bir tanesini çıkardın mı onları? Ne haber? Ne misin? Hoş geldin diyorum değerli dostlar şöyle. Evet kurbetçiler diyoruz değerli dostlar. Kurbetçiler. Şöyle gideyim. Bunları da getirelim değerli dostlar içeride. Devam. Şöyle geldik bunları içeriye koyduk daha durmuyorlar da. Güzel misafirlerimiz gelmiş. Canan ne haber? Hoş geldin abi. Merhaba canım. Hoş bulduk.
Şöyle gidelim değerli dostlar. Takipçilerimiz bizi ziyarete geliyor. Şöyle. Evet değerli dostlar, o nasıl çift tanesi öküz. Garip. Öksüz. Sen burada mıydın? Geldim abla. Değerli dostlar, normalde bu bunun yavrusu. Gel öksüzden tanış. Onu sokabilirsin. Bu bunun yavrusu değerli dostlar. Ama bu annesi almadığı için buraya verdik. Gelişler de ismini öksüz koydu. Bu kabul etti değerli dostlar. Bu da kabul etti gerçi. Günah Hanım da yardıma geldi sayacaksın. Günah'ın eski mesleği. Mesleği saymak öyle güzel kaldı mı? Ha. Pablo buradan ses etmez. O onun yavrusu değil. Ha. O öksüz olduğu için o ona bakıyor. Onun yavrusu burada canım. Can. Pablo. Annesi kabul etmiyor. Onun annesi şu vahşi. Evet tabii. Bu enişte herhalde bu kuyruğu kaldırmış. Bu üreye geldi bu Arap herhalde ama. Bu Arap öbürünün içine çıkıyor. Yok yok sabahtan beri tosun peşinde de. Hadi. İneğe ne oldu? Bu da mı öyle geldi? Evet. Yorulmaz eğlence, ne var sen? Şöyle. Hadi dostum. O da Pablo değerli dostum. Annesini şimdi öbüre yemiyor. Şöyle. Biraz sen çok inek sayıyormuşsun. Çok küçükler. Küçükler değil mi memeler? Bu memeleri çok güzel. He o dana attı ya bir anından. Çekmemiş mi memeleri? He he. Tepiklemesin sen. O zor doğan vardı ya. O zor doğan aşıydı abi işte. Gel. Yem getirmiş mi enişte Fethi abi? Yok. Onu mu getirmişti sadece? Ama bak heyecanlanmış bu. Dur. Seni değişik gördü ben. Gel. Yani o şu küçüğü de öbürünün danası. Emzirmiyor mu? Emzirmiyor. O da öbürünün danası işte. Annesi almadı onu. Pablo, onun adı Pablo. Baksana tipe. Pablo. Pablo. Evet değerli dostlar şöyle. Evet değerli dostlar. Bugün de bu kadardı. Kısa bir vlog yaptık sizlere. Nerede biraz çobanlıktan, çoban hayatına geldik ahırdan. Misafirlerimiz gelmiş. Biraz yoğunuz biz değerli dostlar. Bu da aslında bunu götürecektim öbür tarafa da öyle gelmiş şöyle. Gösteren. Gel kameraman yaklaş. Olduğu için alışmış oluyor. Oradan çektiği için çekemiyor. Evet değerli dostlar şimdi inek öyle geldi ama kuyruğunu havaya kaldırıyor. Demek ki ben gözümden kaçmış. Tosun bütün gün peşindeydi. İkisi de kaldırmış kuyruğunu. Bu da geldi. Arada nasıl geldiyse onu da bilmiyorum ama. Şu arada meydana geldi olay. Bu dana da değerli dostlar şey. Bunun yavrusu değil normalde diğer yavrusu. Öksüz. Eşdanını öksüz koymuş. Süt anneliği yapıyor. Şöyle. Aynen babasına al kapına da değerli dostlar. Bu tam orijinal simental değerli dostlar. Çünkü anne de orijinal simental. Şu kırmızı. Baba da safkan simental. Bu orijinal simental. Bunlardan melezler. Bu zaten Montepo'nun yavrusu. O da onun yavrusu. Melezleme. Al Capone da melezler dostlar. Tek danamız olarak orijinal olarak bu. Evet. Bugünlük de bu kadar değerli dostlar. Sevgiyle kalın diyoruz. Güreniz yerdeyim.